AKEL Partisi Britanya Genel Sekreteri Andreas Gregoriou. Bugün bize katıldığınız için teşekkürler. Özgürlük Hareketi'nin mevcut durumunu ve özellikle Türkiye'deki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özgürlük Hareketi için oldukça zorlu bir süreç. Türkiye'deki yönetici sınıfının agresifliği gün geçtikçe artıyor çünkü onlar da artık oldukça zor durumdalar. Tüm bu agresifliklerin sonucunda ise ağır bedelleri normal insanlar ve bölgedekiler ödüyor. Evet, süreç çok zorlu ama bu bizim mücadeleyi, kavgayı durduracağımız anlamına gelmiyor. Bizler kavgayı yükselteceğiz ve ezilenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. It's very difficult, but that doesn't mean that we should stop fighting or we should stop hoping. As you know, Turkey is on. HDP'li milletvekillerinin meclisten çıkarılması, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın halen tutuklu olduğu, HDP'lilerin tutuklandığı en çok tutuklu gazetecinin olduğu ve rekor sayıda kadın hakları ihlallerinin bulunduğu diğer insan hakları ihlalleriyle Türkiye yine manşetlerde. Sizce Türkiye demokratik bir devlet mi? So, do you think Turkey is a democratic state? Hayır, bunu söyleyemeyiz. Türkiye'nin demokratik bir devlet olduğunu söylemek bu şartlarda mümkün değil. Bununla beraber aslında bizler şu gerçekle de yüzleşiyoruz. Türkiye'deki demokratik güçlerin yüzleştiklerini görüyoruz. Milletvekilleri, kadınlar, gazeteciler tutuklanıyor. Ben daha lise yıllarımdayken bir araştırma yapmıştım. Beyaz hücreler araştırmamda Türkiye'deki tutuklu gazeteci gerçekliğini gözler önüne sermiştim. Evet, Türkiye demokratik bir ülke değil ama biz Türkiye'deki demokrasi güçlerinin neler yaşadığını, neyle yüzleştiklerini daha yeni anlamaya başlıyoruz. Türkiye'yi sadece ülkeyi kontrol edenlerle değerlendirmemeliyiz, bu yanlış olur. Türkiye'de farklı bir konu, Türk insanları çok farklı bir konu, unutmamalıyız ki hapishanelerde binlerce Türk insanları da var ve bu insanlar daha iyi bir dünya için çalıştıklarından dolayı hapse atıldılar. Hiçbir suç işlememişken tutuklandılar. AKEL ve HDP'nin iyi ilişkiler içinde olduğunu bildiğimiz gibi ilişkileri geliştirmek ve dayanışmayı güçlendirmek için başka ne yapılması gerekiyor? AKEL Partisi olarak Kürt Özgürlük Hareketi'ne yönelik mesajınız nedir? Kürt Özgürlük Hareketi ile ilişkilerimiz bizler için çok değerli ve önemlidir. Bence iki büyük partinin birbirini desteklemesi şarttır ve bu destek çerçevesinde bu dayanışmayı yükseltmek adına her iki parti de birbirine amaçlarını toplumlarımıza iyi anlatmalıdır. Örneğin Kıbrıs'ta halkımıza HDP ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin çalışmaları anlatılmalıdır. Özgürlük Hareketi iyice halklara açıklanmalıdır. Bir diğer örnek ise bakınız, Kıbrıs'ın bölünmüşlük problemi tamamıyla Türkiye ile bağlıdır. Eğer ki Türkiye'deki progresif güçler daha etkili olsaydı, Kıbrıs üzerindeki etkiler de farklı olurdu. HDP ve AKEL uluslararası platformlarda birlikte olarak insanlara mücadelelerini anlatmalıdırlar. Örneğin ben Londra'da çalışıyorum ve partimiz de Londra'da aktif. HDP ve Kürt halkı ile iletişimimizin büyük önemi var. Londra'da siyasetin başkenti ve Londra'da ben de Kürt olmasam bile Kürtlerin neler yaşadığını, nelerle yüzleştiğini, ne zorluklar yaşadığını insanlara anlatmaya çalışıyorum. İşin zorlayıcı kısmı ise Kürtleri yaşadığı bu sorunlara karşı uluslararası bir mücadelenin yaratılması ve genişletilmesidir. Buna karşı dahil olduğumuz bu mücadeleyi neresinden tuttuğunuz ve katkı sunduğunuzsa hayati önem taşımaktadır. Unutmayınız ki hiçbir devlet, hiçbir yetkili size yardım etmeyecektir. Gerçek yardımı ve anlayışı, gerçek desteği halktan alacaksınız. O yüzden Kürt hareketi halka daha çok inmeli, Avrupa'da halklara kendini daha çok anlatmalıdır. Halk politik düzlemde ne zaman tepkisini koyarsa o zaman sonuç alırsınız. Kürtlere mesajım şudur ki durmasınlar, mücadeleye devam etsinler lütfen. Evet, biliyorsunuz koşullar çok zor ve gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Fakat geri adım atmak son seçeneğimiz olmalıdır. Mücadeleyi yükselterek devam etmelisiniz. Orada olun ve kavgaya devam edin. Kıbrıs sorunu ve Kürt sorunu için hepimiz kavgaya devam etmeliyiz. Both of us, Cyprus issue, Kurdish issue. Sayın Öcalan son 21 yıldır tecrit altında ve temel insan haklarını yerine getirmesine izin verilmiyor.
Türk devletleri Sayın Öcalan'ı tecrit ederek neyi hedefliyor? Kıbrıslı solcular Öcalan için özgürlüğü destekliyor mu? Does the Cypriot leftist support freedom for Öcalan? Türkiye'nin Kürt halk önderine yaklaşımını açıklayabilecek bir bahane göremiyorum. Türk devletinin kendi gözüyle bile bakmaya kalkarsam Kürt halk önderine bu izolasyonları uygulayacak, bu haksızlıkları yapacak bir bahane, hiçbir sebep göstermek mümkün değildir. 17. veya 18. yüzyılda değiliz artık. 2020 Kürt halkı bazı gerçekleri görmelidir. Türk devletiyle ilgili gerçekleri gözden kaçırmamalıdır. Türkiye Kürt halkını bastırmak, susturmak, ezmek adına Sayın Öcalan'ı hapishanede izole altında tutuyor. Öcalan'ın kimseyle görüşememesi aslında Kürt halkında aynı muamelenin yapıldığı anlamına geliyor. Türkiye Kürtleri de bastırmaya, izole etmeye, sindirmeye çalışıyor. Kıbrıslı solcularsa deyim yerindeyse benim bebekliğimden bu yana Kürt halk önderini destekliyor. Öcalan'la partimiz Kıbrıs'ta çalışmalar yürüttü ve Öcalan'ı düşmanımız aynı düşmandır diye desteklemiyoruz. Öcalan'ın fikirleri dünyayı daha güzel, daha yaşanır bir yer yapacağı için destekliyoruz. Yanlış anlaşılmasını istemiyoruz, bu çok önemli. Düşmanın düşmanı dostumdur mantığı bizde yoktur, bu yanlıştır. AKEL böyle bir parti değildir. Fakat Öcalan'ı destekliyoruz çünkü fikirleri bizim için çok önemlidir. Kürt halkı ve Öcalan daha yaşanır bir gelecek için mücadele verdiği, kavga ettiği için onların kavgasını destekliyoruz. In Cyprus the left it was clear from since I was a baby. How do you comment? Avrupa ülkeleri ve uluslararası kuruluşların Türkiye'nin Kıbrıs'ı ve Kürdistan'ı işgaline karşı tutumunu nasıl yorumluyorsunuz? Invasion of Cyprus as well as Kurdistan. Genel olarak baktığımızda aslında siz de görüyorsunuz ki bahsettiğiniz işgal meselesi Kürdistan'ın ardından son günlerde Kıbrıs'la yeniden gündemde. Kıbrıs halkının duruşu ve Türkiye'nin değişken çıkar politikalarını görüyorsunuz. Kıbrıslı halklar ayrıca Avrupa Birliği gelip sizi kurtaracak diye kandırdılar. Halen de Kıbrıslı Türkler böyle düşünüyor fakat bu yanlıştır. Eğer halklar kendi aralarında diyaloğu geliştirirse ancak çözüm üretilebilir. Eğer Avrupa Birliği'ni çözüm için bekliyorsak bu yanlış olur. Sadece insanlar kendi aralarında sorunun çözümünü aramalıdırlar. Avrupa Birliği aslında kimseye yardım etmiyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulamasını beklemek de yanlış. Çünkü Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile yürüttüğü çıkar politikaları vardır. Çözümlerimizi konuşmalıyız. Avrupa Birliği'nden umut beklememeliyiz. Avrupa Birliği kapitalist düzenin birliğidir. Halklar diyalogla çözüm aramalıdır. Avrupa Birliği'nden beklenti içinde olmamalıdır. Bu Kürtler için de geçerlidir. Avrupa Birliği'nin bir kapital düzen kurumu olduğunu unutmamalıyız. How do you comment on the attitude? Türk devletinin ve Erdoğan'ın hem Kıbrıslı Rumlara hem de Kıbrıslı Türklere yönelik tavrı ve saldırganlığını nasıl yorumluyorsunuz? Kürtlere yönelik bu saldırganlık konusunda da benzerlikler görüyor musunuz? Evet, bu sorunuz aslında bizlerin ne kadar birlik olmamız gerektiğinin, bunun gerekliliğini de aslında ışık tutuyor. Türk devletinin agresif yaklaşımı hepimize karşı aynı düzeydedir. Çünkü bizlerin birlik olmasını Türk devleti kendine karşı bir tehdit olarak görüyor. Birlik olmaya, birlikte mücadele etmeye, ortak mücadelemizi yükseltmeye devam etmeliyiz. Türkiye, Kürtler de Kıbrıslılara yaptığını yapıyor. Kürtler de birlik olmalıdır ve mücadelelerine devam etmelidir. Ve bu yüzden Kürtler bizlerle birlik olmalıdır ve mücadelemizi hep birlikte yükseltmeliyiz. The same way that they treat them, they treat us. And that's why we should keep on. AKEL Partisi Britanya Genel Sekreteri Andreas Gregoriou, bugün bize katıldığınız, kanalımıza destek olduğunuz için teşekkürler. Hepinize iyi dileklerimi sunarım ve bilmelisiniz ki biz sizin yanınızdayız. Teşekkürler.